Kırklareli Samandağ Köyü. 1982 yılında köyde gizemli bir şekilde çocuklar kaybolmaya başlar. Olayların büyümesi üzerine köylülerden ikisinin jandarmaya verdiği ifade aynen şöyledir. Köyün muhtarı Cengiz Sey'nin ifadesi. 2 yıl önce köyümüzün çocuklarından biri kaybolmuştu. Tüm köy toplanarak aramamıza rağmen bulamadık. Ya dereye düşmüş olmalı ya da ormanda kaybolmalıydı. Köy halkından da kimsenin bir zarar vereceği aklımıza gelmedi. Daha önce hiç böyle şeyler başımıza gelmediğinden çocuğun derede boğulduğunu, cesedinin de kaybolup gittiğine karar verdik. Ama daha sonra 2-3 ayda bir çocuklar kaybolmaya başladı. Bilirsiniz, bizim burada böyle şeyler oldu mu hurafeler çıkmaya başlar. Köylüler, cinlerin, karadedelerin geldiğini söylemeye başladı. Bir anda herkes inanınca da köyün yarısı eşyalarını bile almadan göçtü. İşin aslı meydana çıkınca dönen olmadı. Hatta daha da korktuk. İbrahim'in bunu yapacağına biz de inanmamıştık. Kendi halinde sessiz bir çobandı. Meğer içinde şeytan varmış. Köylülerden Mehmet Kağan'ın ifadesi. İbrahim bazı geceler köyün yakınındaki ormana giderdi. Tek başına gece vakti korkmadan gittiğinden şüphelenmeye başlamıştık. Bir gece muhtar Cengiz, ben ve köyden birkaç kişi onu takip etmeye karar verdik. Ormanın ilerisinde bir mezarlıkta bulduk onu. Eskilerden bir mezarı kazıyordu. Anlam veremedik. Ancak şüphemiz artmaya başladı. İbrahim mezardan uzaklaşınca da mezarda ne olduğunu merak edip kazmaya başladık. Allah'ım, o an korkudan ne yapacağımızı bilemedik. Kaybolan bütün çocukların kafası mezarın içinde gömülüydü. Daha da kazdıkça çocukların ayakları, kol ve bacakları çıktı. Hemen köylülere haber verip ormanda İbrahim'i aramaya başladık. La ilahe illallah, bir dene görelim. Mezarlığın yakınındaki incir ağacının dallarına bağırsaklar asılmış, yazılar yazılmıştı. Tövbe aşağı, yerlere Kur'an-ı Kerim'in sayfaları atılmıştı. Ben ömrümde böyle şey görmedim. Çoban İbrahim Y. 7 Ekim 1982'de ormanlık alanda bulundu. İfadesinde İnsikah kabilesinden bir Çin kadınla evli olduğunu ama çocukları olmadığı için İnsikah kabilesi cinleri tarafından bu büyüyü yapmaya zorlandığını söyledi. İbrahim Y. 7 çocuğu öldürmekten idam cezası aldı. Cezası daha sonra müebbet olarak çevrildi. 1983 yılında koğuşunda kendini asarak intihar etti. Kırklareli Samandağ Köyü'nün terk edilmesinin hikayesi bu şekilde. Karaman Gazi Köyü. 1970'li yıllarda Gazi Köyü'nde açıklanamayan olayların yaşanması üzerine 3 çocuk korkmuş vaziyette jandarmaya sığınır. Bu çocuklardan bazıları ailelerine teslim edilmemek üzere yerleştirme yurtlarına yerleştirildi. Köyümüz 30 haneli küçük bir köydü. O günlerde evimizde kavgalar yaşanmaya başlamıştı. Annem sanki hepimize kızgın, düşmanmış gibi bir hal içindeydi. Bir gece uyurken bir hengameyle uyandım. Gözümü açtım. Gördüğüm şeyi bir ömür boyu unutmayacaktım. Annemin bir eli bileğinden kopmuş, çığlıklar atarak bana vuruyordu. Olduğum yerde donup kaldım. Ne bağırabiliyor ne de karşılık veremiyordum. Birden odaya babam girdi. Annemin üzerine atladı. Annem, bırak beni domuz diye bağırırken, babam, la ilahe illallah, la ilahe illallah diyerek annemi tutmaya çalışıyordu. Komşuların yardıma gelmesiyle annemi zorlukla bağladık. Birkaç ay tedavi gördükten sonra annem evimize geri döndü. Ancak artık bir eli yoktu. Bir süre hayatımıza normal devam ettik. Annemse neden böyle bir şey yaptığının farkında değildi. Hatta o geceyi hatırlamıyordu bile. Her şey düzeldi derken bir gece yatak odasından "Allah'ım yardım et" diye bir ses duydum. Hemen annemlerin odasına girdim. Babam kanlar içinde yatıyordu. Annemse elindeki bıçakla bana bakıyordu. Bir anda dilim tutuldu. Annem bıçağı kendine saplamaya başlamıştı. Saplarken de
komşumuzun karısına küfürler ediyordu. Kardeşlerimle korkarak evden kaçtık. Yakınlardaki jandarma karakoluna sığındık. Uzun yıllar köyümüze dönemedim. Öğrendim ki evimizin bahçesinden kesik keçi kafası, tuvaletin içinden de çeşitli büyüler çıkmış. İmam bunun bir büyü vakası olduğunu, işin ucunun herkese dokunabileceğini söyleyince de köylüler zamanla Karaman'a göç etmişler. Anlatılanlara göre 1973 yılına kadar yoğun nüfuslu bir köydü. Bir yıl içinde tamamen boşaldı. Köylülerin durumlarının iyi olması ise bu hızlı göçün sebepleri konusunda soru işaretleri doğurmuştu. Köyden iki kişinin kayıp olması ve bir yıldır bulunamaması üzerine şüpheli olarak görülen köy halkı kayıp kişiler adına açılan mahkeme tarafından sorgulanır. Fakat anlatılanlar insanın kanını donduracak cinsten. Mahkeme kayıtları aynen şöyledir. Bir gün köyümüzün imamı yatsı ezanından sonra "Allah'ım yardım et, Allah'ım kurtar beni" diye bağırarak elinde baltayla köy meydanına geldi. Sesi duyan bütün köylüler merakla meydana toplandık. İmam "Bismillah" diye bağırarak baltayı kendi bacağına sapladı. Belden aşağısı tamamen parçalanana kadar baltayı bacaklarına saplamaya devam etti. Bütün köy korkudan bağırışıyor. Ne olduğunu anlamasak da imamın takati kalmayıp bayıldığında baltayı elinden alarak hastaneye kaldırdık. Birkaç ay sonra imam bacaklarını kaybetse de iyileşti ve köye geri döndü. Bir gece ise korkunç çığlıklarla uyanarak evden çıktık. İmam yerde sürüne sürüne ilerliyordu. Birden "Bırakın beni" diye bağırmaya başladı ve kesik bacakları olmasına rağmen elleriyle o kadar hızlı sürünüyordu ki korkudan hepimiz evlerimize kaçtık. Ormana doğru sürünen imamdan bir daha haber gelmedi. Bir süre sonra başka bir hocaya durumu anlattık. O da imamın evini kontrol etmemizi, bu hadisenin büyüyebileceğini söyledi. İmamın evine gittiğimizde ne görelim? Bismillahirrahmanirrahim. İmamın yatağında kesik bir keçi başı, tuvalette ise üzeri Arapça yazılarla yazılmış domuz derileri vardı. Hoca imamın bir büyü yaptığını, bunun sonucunda kafir cinlerin ona musallat olduğunu, bu köydeki her evinde bundan nasibini alacağını söyledi. O günden sonra o köyde kimse duramaz oldu ve o köyü terk etti. Karaman Gazi köyünün terk edilmesine neden olan olay bu şekilde. Kırklareli'nin karanlık köyü. Istıranca dağlarının en kuytu yerinde kalan bu köyde Kurtuluş Savaşı zamanında Bulgaristan'dan gelen Türkler yaşıyormuş. 60'lı yıllarda köy bir anda boşaltılır ve halk Kırklareli merkezde Karanlık Köy Mahallesi isimli bir mahalle kurarak göç ederler. Hala hayatta olan yaşlı bir teyze neden köyü terk ettiklerini ise şöyle anlatıyor. "Babamlar Bulgaristan'dan gelmişler. Benim küçüklüğüme kadar da köyümüzde hiçbir sorun yoktu. Ancak bir gece top ve silah sesleri duyduk. Köy sınırda olduğu için savaş çıktığını sanmıştık ama hiçbir şey göremedik. Ne olduğunu anlamasak da birkaç gün sonra sabah ezanının iki camiden okunduğunu duyduk. Halbuki bizim köyümüz o dağlardaki tek köydü. Bizimkinden başka cami yoktu. Bugünlerde korktuğumdan ben annem ve babamla birlikte uyumaya başladım. Bir gece yine sabah ezanından sonra kapımız çalındı. Baktığımızdaysa kimse yoktu. Sonradan öğrendim ki bütün köyün kapısı çalınmış. Bazen de geceleri nereden geldiğini bilmediğimiz düğün sesleri duyuyorduk. Bu sesler geldiğinde babamla annem hemen Kur'an-ı Kerim'i alır, Kur'an okumaya başlardı, dua ederlerdi. Bütün köy bu olaylardan bıkmış ve iyice korkmuştu. Yavaş yavaş köyü terk etmeye başladığında Kırklareli'deki bir hocanın yanına gidip durumu anlattılar. Hoca babama "Bu köyü hemen terk edin" demiş. Meğer biz göç etmeden önce köyde yaşayan insanlar Bulgar askerleri tarafından köy meydanında toplanıp diri diri yakılmış. Ancak Allah'ın izniyle köylerini terk etmemişler. Hoca yakılan köylülerin kıyamete kadar
orada kalacağını söylemiş. Bugün karanlık köyünde bir tek evde dahi yaşayan kimse yok. Söylenenlere göre hayvanlar dahi oraya girmezmiş. Kırklar ilinin karanlık köyünün hikayesi de bu şekilde. Bu videoda sizlere cinleri ve kabilelerini anlatacağım. Cin, gözle görülmeyen bir şeyi örtmek anlamına gelir. Cinlerin atalarına can adı verilir. Cin adı verilen latif yaratıklar insanlarla birlikte yeryüzünde hayatlarını sürdürürler. Gruplar halinde yaşarlar. Kabileleri vardır. Yaratılışları insanların yaratılışlarından daha öncedir. İnsanlar topraktan yaratıldıkları gibi onlar da ateşten yaratılmışlardır. Gül, ifrit gibi çeşitli türlerden oluştuğu kabul edilen cinler. Eski Araplarda bazen hin kelimesiyle ifade edilmiştir. Farsça'da cin kelimesi karşılığında peri ve div kelimeleri kullanılır. Cinlerin insanlarla birlikte olanlarına mir denir. Hubs cinlerin erkekleri, habais ise dişileridir. Araplar cinlere yükledikleri değişik fonksiyonlara göre onları farklı isimlerle isimlendirmiştir. Örneğin insanlarla birlikte oturduğuna inanılan kesmine amir, çocuklara musallat olanlarına ervah, bunların çirkeflik yapanlarına şeytan, şeytanlık konusunda daha ileri gidenlerine marid. Eğer bu daha ileri gitme, güç ve kuvvet kullanımı istikametinde ise ifrit, bütün bu şeytani kirlerden arınmış bir cin olursa melik adını almaktadır. Afarit, şeytanın diğer cinlerden olan soyudur. Afarit, çoğul halidir. Türkçesi ifritler olarak bilinir. Fiziki olarak ve metafizik olarak güçlüdürler. Davet edilmeleri genelde ölümle bitmese de siz onu köle edeceğim derken o sizi köle edebilir. Amir, amir tenha ve doğal yerlerde yani dağ, ormanlık ve göllerde değil de tamamen insanların yaşadığı yerlerde bulunan cinlere denir. Bu cinler genellikle sufli cinlerdir. Yani İslam akadi dışında yaşayan varlıklardır. Ve aşırı dini tasavvuf yüzünden de özellikle Müslüman insanlara musallat olmaktadırlar. Ammar. Bu tür cinler genelde evlerde yaşarlar. Bu tür cinler bir evde hemen hemen evde yaşayan ailenin evdeki içkiyle birlikte yenen yemeklerde ve Allah'ın adının anılmadığı yemeklerde ailenin yemeklerine katılır. Nadiren evin niteliğine bağlı olarak hareket ederler. Genelde insanlara yakın yaşarlar. Ne etliye ne sütlüye karışırlar. Fakat yine duaları gereği insanı pek sevmezler. Onları rahatsız etmedikçe veya zarar vermedikçe pek varlıklarını belli etmezler. Davetlere icap etseler de çok yalan söylediklerinden davet edenin başına ileride illaki bir iş gelir. Bunların çoğu insanların meşrutiyetine girmeyerek kendi hallerinde Allah'ın adının anılmadığı yemek ve işlemlerde insanlara katılırlar. Bazıları da ev halkından rahatsız olmaları sebebiyle geceleri gürültüler, takırtılar, hışırtılar yaparak ev halkını rahatsız edip kendilerine konak etmeye çalışırlar. Bunlara bazı insanlar ölmüşlerin ruhlarının orada hala yaşadığını düşünmüşlerdir. Better, insanları bağırmaya çağırmaya ve asabileştirmeye uğraşan bu şeytanın emeli de çok büyüktür. Asabileşen insan bir nebze şirazeden çıkmıştır. Gözü hiçbir şey görmez. Ağzından çıkana kontrol sahibi olamaz. Konuşulan şeyler kalp kırma ile sonuçlanacak ki insanların arası kötü olsun. Bundan iblis zevk duysun ister. Dasim, yemek şeytanı insanın yediğinde içtiğinde bulunur. Besmelesiz yenenlerden çalar ve yenenlere istifra ederek kirletir. Bu şeytanın amacı faydalandığımız yiyeceklerden çalarak ziyana uğratmak, ziyanda olan insanı psikolojik açıdan yıkmak, maddiyatı olmayanın maneviyatı olmaz düşüncesine düşürüp itaat ve taatten alıkoyarak Rabbime ters düşürücü hallere sokmak. Demon,
aslen İngilizce şeytanlar anlamına gelse de bu ırka ait belirli bir isim yoktur. Bunun en büyük sebebi demonlar insanlara kendilerini tanrı olarak göstermeleridir. Demon davetlere kolay gelir ve kibardır ama isteklerine karşı çıkarsanız size cephe alabilirler. En büyük kozu ikna gücüdür. İsterse sizi görüntülerle, seslerle kandırabilir. Asla hadim olamazlar. El-Ebyaz, peygamberlere ve velilerine musallat olanlardır. Peygamberlere hiçbir şey yapamazlar. Allah indinde korunmuşlardır. Resulullah Efendimizin kıbali bile yasaklanmıştır. Onun suretinde gözükemezler. Fakat alimlerin meclisinde bulunarak nifak yapmaya ve akıllarını karıştırmaya çok çalışmışlardır. Çoğu zaman da muzaffer olup alim meclislerini dağıtmışlar. Ervah, ana rahminden itibaren cenine ve doğduğundan itibaren çocukluk sürecini geçirenlere musallat olan, onların ruhsal ve bedensel yönden menfi yönde etkilemeye çalışan cinlerdir. Sebepsiz yere çocuğu olmayan, doktorlar tarafından çocuklarının olmaması için hiçbir tıbbi sebebi bulunmadığı açıklanan hanımlara musallat olan cinler, ana rahmine girip cenini boğarlar ya da daha ileriki yıllarda çocuğun düşmesine sebep olurlar. Eğer fizyolojik bir sebep yoksa bu olaydan kurtulmak Allah'ın izniyle çok kolaydır. Yol, Orta Doğu'da ortak bir motiftir. Vahşi, acımasız ruhları ve onların kötülüklerini anlatır. Genelde bir bölge içinde göçebe yaşarlar. Geçtikleri her bölgede tuhaf işler zuhur eder. Genelde korkunç görünürler ama bir bölgede ikamet ederlerse o bölgeye tuhaf bir bereket gelir ama gittiklerinde adeta her şey kurur. Genellikle Gulyavani diyerek efsanelerde anlatılan cadılar şeklinde görünen cinlerdendir. Korkunç görüntülere girerek insanları korkutur ve istediklerini almaya çalışırlar. Bazen devasa görünürler. Hanzep ve Hanzab. Hanzep, namazda ve bütün yapılan ibadetlerde vesveseyi veren, yapılmasına bir türlü engel olmaya çalışan şeytandır. Görevi çok büyüktür. Aldığı işlerde genelde muvaffak olur. Yapılacak bütün hayır işlerinde insanın içine vesvese vererek engeller, insanın günaha girmesinden çok zevk duyar. Dikkat etmemiz lazımdır. İçimizden gelen her kötü his ve vesveseler bundandır. Tek amacı insanı ibadetinden uzaklaştırıp Allah'ın yanında kulu lekeli ve kötü göstermektir. Yapılan ibadetlerde oldu mu olmadı mı diye vesveseyi dahi verip insanı kuşkuya düşürür. İfrit, cinlerin en güçlülerinden olan soyut varlıklardır. İfrit, insanın bedenine girenlerdir ve savaş başlatıp istila edendir. Genelde girdiği bedenin sahibini delirtir ve cürüm hale düşürür. En büyük ameli cinselliktir. Ele geçirdiği beden ile ilişkiye girer ve veledi zina türemesini sağlar. Besmelesiz yatan insanın eşiyle paylaşımda bulunur ve yuvasını bozar. İfritler, tehlike sınıfında en üst düzeyde olan cinlerdir. Zarar verme yönünden ölümcül sonuçlar doğurur. Kişiye hastalık verebilir, gerekirse öldürebilir. Ancak bu durum onlar için yasaklanmıştır. Bu yasağa uymayan kabileler de mevcuttur. İfritlerin alim kişileri olan haseti bilindiğinden, eski dönem alimlerinin ifritlerden korunmak için çeşitli dua ve semboller üzerlerinde taşıdığı bilinir. İfritler, ormanın çok sık iç kesimlerinde ve derinliklerinde yaşarlar. Yaşadıkları bölgede vahşi hayvanların ve kuşların barınamadığı söylenir. Asla kendi bölgelerinden insanların yaşadıkları kalabalık yerlere gelmezler. İnsanların kılığına girmezler ve yakın tarihte bir musallat olayları da olmamıştır. Lietli. Lietli cinleri adını dişi cinden almışlardır. Bu dişi Lietli cin son derece akıllı ve olağanüstü vesvese verir. Lietli türleri genelde vadilerde ve yüksek yerlerde yaşar. İnsanlara olan musallatları güzel bir insan gibi görünüp kandırmaktan ibarettir. Aşırı derecede uyuşukluk
ve kendini bilmezlik bir hantanlık yaratır. Kişi o geldiğinde dış dünyadan kopar gibi davranır. Onlar şeytandan olmasalar da onun kadar yeteneklidir bu konuda. Marit. Marit cinleri genelde soylu kısımlardır. En tehlikeli cin kısmıdır. Ne şeytanla ne de tövbe haşa Allah'la işleri yoktur. Ateist bir halde yaşarlar. İnsanlarla iletişime geçmeyi sevmedikleri gibi davet edilirlerse ölümle sonuçlanma ihtimali çok fazladır. Tehlike sınıfında üst düzeyde olan bu cinler asla ritüellere gelmezler. Ancak çok ilmi konuda üst düzeyde olan ilim ve irfan sahibi kişilere görünür, konuşurlar. Ormanda, genelde bataklık kenarlarında yaşarlar. Vahşi hayvanların ve insanların kılığına girebilirler. Asla kendi bölgelerinden insanların yaşadıkları kalabalık yerlere gelmezler. Zarar verme yetkileri yasaklanmıştır. Marit, kontrol edicidir. Bütün şeytanları yönlendirir. Çok haşmetli ve tehlikelidir. Hücuma geçtiği insanlarda nefsi ele geçirmeye çalışır. Çoğu zaman hep galip gelerek insanları Allah'ın huzurunda büyük günahlara sevk ve müptela eder. Bütün şeytanlar Allah'ın huzurundan kovuldukları için insanoğlunun düşmanıdır. Metun Mesit, insanların duyduklarıyla uğraşır. Hak yolunda duyulan faydalı işler ters yöne ve unutturmaya çalışır. Unutulan veya yanlış anlaşılan bilgiler insanı uçuruma sokunca çok memnun olur. Yapılan işlerde duyum çok önemlidir. Yanlışa düşen insan Allah'ın huzurunda kötü hallere bürünür. Şeytan da amacına ulaşır. Musabbar. Bu cin türü genelde mağaralarda yaşarlar. Sarp ve kayalık bölgeleri tercih ederler. Boyları ortalama 90 santimdir. Şeytanilerden olmasalar da insanı sevmeyen bir cin türü olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden de insanların çok nadir gittiği uzak, dağlık alanlarda yaşarlar. Hızlı ve toplu şekilde hareket ederler. Bir başka türle dalaşa girecekse asla bunu yalnız yapmazlar. Teke tek kavram yoktur onlarda. Topluca saldırırlar. Aile bağları çok güçlüdür ve asla dağılmazlar. Müsfer, çoğul adı. Müsferiş olan bu cin türü genel olarak tarlalar gibi kırsal, incir ağaçlarında yaşarlar. Genelde iyi karakterlidir. Çok hızlı şekilde değişebilir ve uzun süre o büründüğü şekilde kalabilirler. İnsanların en fazla seslerini duyabildiği bu cinler, hayvan ve insan sesini kullanarak bu boyutta seslerini duyurabilirler. Öyle ki bir gece kapınızın önünde ya da çevrenizde konuşan insanlar duyabilir ya da hayvan seslerini sezebilirsiniz. Baktığınızda göremediğiniz o noktada halen sesleri duymanız mümkün. İnsanlardan rahatsızlık duymazlar ve olağanüstü bir durum yoksa zarar da vermezler. İncir ağaçlarına yaklaştığınızda destur çekmeniz daha hayırlı olur. Müsferler hümanist cinlerdir. Şeytan. Şeytan aslen tek bir cindir. Bazıları onu kabile sansa da o asla bir kabile değildir. Şeytan hem insana hem de cinlere isterse görünür, istemezse görünmez. Velhan. Velhan suyu, ateşi, yağı, bezi, ipliği gibi çok kullanılan günlük yaşantımızın parçası olmuş madde ve nesneleri çok kullanır. İnsanın maddiyatına hem de manevi yönden ziyanı sağlayarak zarar verir. Tasarruf bilmeyen insana bol malzeme kullandıracak ki her yönden zarar gördürebilsin. Vesnan, uyku şeytanıdır. İnsanlar uykuya dalınca hemen esareti altına alarak bütün kötülüklere vakıf kılar. Rüyasını karıştırır. Kötü hallerle intiza ederek kulun aklını karıştırmaya çabalar. Çoğu insan görmüş olduğu kötü rüyalar sonucunda pek çok kez hataya düşmüşlerdir. Okuyup kendimizi koruma altına almadan uyku haline geçersek şeytanın oyuncağı oluruz. Zelambur, esnafa ve ticaretle uğraşanlarla hep haşır neşir olur. Bozuk mal ve kötü ticaret yaptırmaya çalışır. Nedeni ticaretle uğraşana hile yaptıracak ki her şeyle insanı ziyana sokabilsin. Kul hakkıyla Rabbimizin huzurunda kurtuluşa kavuşmayalım düşüncesindedir. Cuhenna.
Cuhenna kabilesi, cinlerin en kinci ve gaddar olan cin kabilesidir. Bu kabile insanları hiç sevmez. Kötü insanlarla iletişim kurup o insanlara büyü için yardım ederler. Tüm insanlığın korktuğu ve cinlerin de kendi aralarında dışladıkları bir kabiledir. Diğer cinler gibi sabırlı değillerdir. Anlaşma yaptığınızda onun dediğini yapmazsanız ailenize musallat olur. Kulyas. Kulyas cinleri, cinler arasında İslamiyet'ten önce Arap Yarımadası'nın en kalabalık, aynı zamanda en tehlikeli cin kavmidir. Namı diğer Kilyas cinleri, Marit ırkına mensup olup adeta cinler aleminin polis ve jandarmasıdır. İnsanlara aşık olan tek kabiledir. Nusaybin cinleri, Resulullah'tan Kur'an'ı dinleyerek Müslüman olan ilk gruptur. Marit ırkına mensup olmasalar da aşırı güçlüdürler. Zuzula, Marit ırkına mensup olan şeytanın fikirlerini benimsemiş fakat ona tabi olmamış bir kabiledir. Genellikle insanlara karşı en insafsız olmalarıyla bilinirler. Çoğu yerde bu kabilenin adı geçmez. Hatta bazı yerlerde simge ve işaretlerle gösterilir. Bu sebeple 66 rakamı bazı kültürlerde lanetlenmiştir. 666 rakamı şeytani simgelerden, 66 da bu kabileyi simgeler. Şeytandan sonra en tehlikeli varlık olarak gösterilmektedir. Definelerin yerlerini bulurlar. Ülkemizin birçok yerinde çok eskilerden beri saklanan altınların bu kabile tarafından gömüldüğü ve bunların çıkarılabileceği söylenir.